Turgut Reis'in yeni sağlık kurumu açıldı. Uzman doktor kadromuzla hizmetinizdeyiz. Bodrum'da 20 Ekim 2011 tarihinde ABD askerlerinin başına çuval geçirmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 8 kişinin yargılanmasına başlandı. Türkiye Gençlik Birliği! Gençlik Cumhuriyet program olamaz! Bodrum 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlayan davanın birinci duruşmasına kişi hürriyetini sınırlama ve hakaret suçlamalarıyla yargılanan sanık S.P., B.K., H.D., Ö.B., U.A., U.R., M.Ü. ve C.G. ile sanıkların avukatları katıldı. Yan yana gelirseniz yan yana bir 8 kişiyi bir... Mahkeme dosyadaki eksikliklerin giderilmesi, olay anında çekilmiş görüntülerin incelenmesi ve ABD'li askerlerin ifadelerine başvurulması için ABD makamlarına yazı yazılmasını isteyerek duruşmayı 25 Eylül 2012 tarihine erteledi. Bu arada adli önüne gelen yaklaşık 50 kişilik grup çeşitli sloganlar atarak sanıklara destek verdi. Çevik kuvvet ekipleri de Bodrum Adliyesi önünde güvenlik tedbiri aldı. Mahkeme çıkışında bir açıklama yapan Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan şunları söyledi. 20 Ekim 2011 tarihinde gerçekleştirmiş olduğumuz Amerikan askerinin başına çuval geçirme olayıyla ilgili davanın ilk duruşması bugün görülmüştür. Savunmamızı yazılı olarak da verdik. Maalesef bize adi suçlamalar yöneltilmiştir. Kişiyi hürriyetinden alıkoyma, hakaret etme gibi. Biz mahkemede bunun siyasi bir eylem olduğunu, basit bir sokak kavgası gibi gösterilmesini tarafımızca kabul edilemeyeceğini beyan ettik ve bunun gerekçelerini söyledik. Biz Türkiye'nin bir Amerikan işgali olduğu kanaatindeyiz. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde üsleri vardır, ajanları vardır, devletin çeşitli kademeleri içerisinde görevlilerdir. Bu yüzden Türkiye bir işgal altındadır ve yaptığımız eylem bu yüzden meşrudur. Kaldı ki bizim suçlandığımız çuval geçirme fiilinden ötürü 2003 yılında Amerikan askerleri Türk askerlerinin başına çuval geçtiği zaman herhangi bir soruşturma ya da kovuşturma yapılmamış, herhangi bir dava açılmamıştır. Dolayısıyla Amerikalılar yaptığı zaman suç olmayan ama Türk gençleri Amerikan askerlerine yaptığı zaman suç olmasını bu fiilin kabul edemiyoruz, etmiyoruz. Bunu ne toplumun vicdanı kabul edecektir ne evrensel hukuk ilkeleri açısından da mantıklıdır. Biz hukuki mücadelemizi de sürdüreceğiz. ABD savaş gemisi Ramayış 20 Ekim 2011 tarihinde ziyaret için Bodrum'a gelmiş, gemiden inerek Cumhuriyet Caddesi'nde gezen ABD'li askerlerin başına bir grup tarafından çuval geçirilmeye çalışıldığı iddia edilmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 kişi Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sessiz kalmayacağız, tepkisiz kalmayacağız. Bu bize Mustafa Kemal'in gençliğe hitap ede ve Bursa Nutku'nda verdiği bir görevdir.